Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle isim konusuna bakacağız. Gençler, isim canlı veya cansız varlıkları karşılığı kelimelerdir. Canlı veya cansız varlıklar. Yani bizim için öncelikli olan bir varlık olacak. O varlığı karşılayacak. Örneğin Ersin, televizyon, silgi, bitki, domates, tahta, bıçak, mesela bardak. Yani bizim için öncelikli olan ne olacak? Bir kelimenin isim olabilmesi için bir varlığı karşılaması gerekecek. Yani bir varlığı karşılarsa bir kelime, o kelime isimdir. Gençler, isimler verilişine göre, sayısına göre ve oluşuna göre üçe ayrılmaktadır. Verilişine göre özel isim, cins isim. Sayısına göre tekil, çoğul, topluluk. Oluşuna göre de somut ve soyut isim olarak iki ayrılıyor. Şimdi bunları detaylı ve kapsamlı bir şekilde ele alalım. Varlıkların verilişine göre dedik. Varlıkların verilişine göre özel isim, bir de cins isim vardı. Özel isim neydi? Tek bir varlığı karşılayan kelimelerdi. Yani kesinlikle birden çok varlığı karşılamayacak. Tek bir varlık. Mesela dünya. Gezegen olarak dünya. Dünyadan başka bir dünya var mı? Ayşe, İstiklal Marşı, Türkçe, Türkiye, Jüpiter, Akdeniz, Harran Ovası örnek olarak verilebilir. Mesela sen, dersi dinleyen arkadaşım. Adın Ahmet, Mehmet, Hüseyin, Yakup, herhangi bir şey olabilir. Senden başka Ahmet, senden başka Mehmet var mı? Yok. Ya da Türkiye'nin başkenti Ankara. Türkiye'nin başkenti Ankara'dan başka bir Ankara var mı? Yok. İşte tek bir varlığı karşılarsa kelime, biz o kelimeye özel isim diyoruz. Cins isim, aynı türdeki. Zaten cins kelimesinin eş anlamlısı tür demektir. Aynı türdeki varlıkları karşılayan isimlerdir. Aynı türdeki varlıkları karşılayan isimlerdir. Mesela bitki. Bütün bitki türlerini karşılıyor. İnsan. Bütün insan türlerini karşılıyor. Mesela biz bir örnek yazalım. Şehir. Şehir dediğim zaman bütün şehirleri karşılıyor. Yani aynı türdeki varlıkları karşılayan bütün kelimeler cins isimdir. Cins isimler küçük harfle yazılır. Özel isimler büyük harfle yazılır. Bunu unutmayalım. Tabii ki büyük harf dediğimiz kelimenin ilk harfi. Harran, Akdeniz'in A'sı, Jüpiter'in J'si. Ama cins isimler, dikkat ederseniz ilk harfleri küçük harfle yazılmış. Bu bitki niçin yazılmış? Çünkü cümlenin ilk kelimesinin ilk harfi her zaman büyük harfle başlar. Yani özel isim ne diyeceğiz? Özel isim aynı türdeki varlıklardır. Yani özel isim için ne diyeceğiz biz? Tek bir varlığı karşılayan kelimelerdir. Cins isim için ne diyeceğiz? Aynı türdeki varlıkları karşılayan kelimelerdir. Bazen cins isimler özel isim olarak kullanılabilir. Şimdi bakalım. Öğretmenimize doğum gününde gül aldım. Dikkat edelim buraya. Buradaki gül. Gül. Ne anlamında? Çiçek anlamında. Yani bütün gülleri karşılıyor. Bundan dolayı cins isim. Ve küçük harfle yazılmış. Okulumuza gül adında bir öğrenci geldi. Buraya dikkat edelim. Buradaki gezen ilk harfi ne olmuş? Büyük harf. Ve okulumuza bir insan gelmiş. Bir kişi gelmiş. Burada da özel isim olarak kullanılmış. Hemen şuradaki rengi değiştireyim arkadaşlarım. Bir dakika, pardon. Bazı özel isimler cins isim olarak kullanılabilir. Bak, hemen bakalım be. Dünya ayın uydusudur. Burada
dünya, ay kelimeleri birer özel isim. Büyük harfle yazılmış ve gezegen anlamında ilk anlamda kullanılmış gerçek anlamlı kelimeler. Yukarıdaki cümlede dünya özel isim olarak kullanılmıştır. Tamam. Ayşe'nin dünyalar kadar borcu varmış. Burada bir abartma anlamı var. Değil mi? Dikkat edin. Ve özel isim artık anlamını yitirmiş, mecazlaşmış, cins isme dönüşmüş. Ve küçük harfle yazılmış, dikkat edersiniz. Yani özel isimler bazen cümlede cins isim olarak kullanılabilir. Cins isimler bazen genel anlamda kullanılabilir, bazen özel anlamda kullanılabilir. Çiçek insana huzur verir. Bütün çiçeklerden kastediyor değil mi arkadaşlarım? Bütün çiçeği kastettiği için genel anlamı, yani tek şuradaki çiçek, buradaki çiçek demiyor. Ama aşağıdaki örneğe bakalım. Vazodaki çiçek çok güzel duruyor. Burada tek bir çiçek çiçeği kastetmiş, çiçekten söz etmiş. Bundan dolayı bu özel anlamlı. Evet, evet haklısınız. Yine ikisi de cins isim. İkisi de cins isim. Ama birisi genel anlamlı kullanmış, birisi özel anlamlı kullanmış. Hadi bir örnek yapalım size. Araba insanın kolay bir yerlere ulaşmasını sağlar. Yani burada herhangi bir arabayı mı kastetmiş yoksa bütün arabaları mı genel anlamda mı kullanmış sizce? Benim tek bir arabayı kastetmemiş. Araba hakkında genel bir bilgi vermiş. İşte o zaman buradaki cins isim olan araba nasıl kullanılmış? Genel anlamda. Ama desem ki benim arabam çok güzel. Burada hangi anlamda kullanılmış? Tek bir arabayı kastettiği için biz buna ne diyeceğiz? Özel anlamlı bir cins isimdir diyeceğiz. Hemen devam edelim. Varlıkların sayısına göre isimler. Varlıkların sayısına göre hemen bir hatırlayalım. Tekil isim vardı. Çoğul vardı. Bir de topluluk vardı. Tekil, çoğul, topluluk. Tekil isim. Tek bir varlığı karşılayan ve çoğul eki almayan isimlerdir. Tek bir varlığı karşılayacak ve kesinlikle çoğul eki almayacak. Bitki, insan, kitap. Dikkat et, tek bir varlığı karşılamış mı? Karşılamış. Çoğul eki almış mı? Almamış. O zaman ben buna tekil isim diyeceğim. Çoğul isim. Birden çok varlığı karşılayan ve çokluk ekilerler ekini alan isimlerdir. Bitkiler, insanlar, kitaplar, kanepeler, televizyonlar örnek olarak verilebilir. Birden çok varlığı karşılayacak. Çokluk ekilerler ekini alacak. Bitki, birden çok bitki. İnsanlar, birden çok insan. Kitaplar, birden çok kitap. Bunları çoğaltabiliriz. Heh, dikkat edelim. Bak, dikkat demişim. Gerçekten buna dikkat edeceksiniz. Çokluk eki alan her at çokluk bildirmez. Çokluk eki cümleye çeşitli anlamlar katabilir. Bakalım şimdi ne anlamlar katabiliyormuş. Bak, bu çoğulu unutmayacaksınız. Ailesi anlamı katabilir. Hasanlar bugün bize geldi. Yani Hasan'ın ailesi bugün bize geldi. Abartma anlamı katabilir. Ahmet'in, hatta yukarıda bir örnek vardı hatırladınız. Ahmet'in dünyalar kadar borcu varmış. Abartma. Ulus, millet anlamı katabilir, verebilir. Osmanlılar, Osmanlı milleti, Osmanlı ulusu, üç kıtada da toprak sahibi olmuştur. Geniş zaman anlamı verir. Geceleri dışarı çıkmayı çok sever. Yani her gece dışarı çıkmayı çok sever. Akşamları arkadaşlarıyla buluşur. Her akşam.
Yaklaşıklık anlamı verir. 30 yaşlarında, 30 yaşlarına yakın bir kadın şiir yazmayı çok sevdiğini söyledi. Benzerleri anlamı verir. Bu diyarlardan Yunus Emre benzerleri, Yunus Emre gibileri, Nasrettin Hoca gibileri geçti. Saygı anlamı verebilir. Yakup Beyler akşam bize gelecek. Yani arkadaşlarım, dikkat ederseniz her zaman çoğul anlamı vermedi. Bazen işte ailesi anlamı, abartma anlamı, ulus millet anlamı, geniş zaman anlamı vesaire çeşitli anlamlar verebilir. Biz nasıl yapacağız bunu? Cümledeki anlamına göre çıkartmaya çalışacağız. Hemen topluluk adlarına geçelim. Çoğul eki almadığı halde birden çok varlığı karşılayan isimlerdir. Topluluk adları. Çoğul eki almadığı halde birden çok. Halk, millet, ordu, orman. Halk dediğim zaman değil mi? Birden çok insan aklınıza geliyor. Ordu, birden çok asker aklınıza geliyor. Yani çoğul eki almış mı? Almamış. Ama birden çok varlığı karşılamış. Topluluk isimleri çoğul eki alabilir. Bu durumda topluluk ismi olma özelliğini kaybetmez. Evet, hep bunu öğrenciler bana soruyor. Mesela diyorum ki ordular. Hatta bak, hatta Türkümüzün sözü varmış orada. Ordular. İlk hedefiniz Akdeniz ileri. Ben buna ne diyeceğim? Topluluk ismidir diyeceğim. Topluluk ismi özelliğini yitirmemiş. Hemen şu örneklere bakalım. Ne diyor? Dikkate bakalım be. Bazı sözcükler ad aktarmasıyla topluluk adı olabilir. Ad aktarması yoksa tekil isimdir. Sınıf geziye gitti. Ad aktarması var mı? Yani içinde insan var mı? Öğrenciler kastedilmiş mi? Kastedilmiş. Ama diyorsam ki Ayşe teyze sınıfı iyi temizlemiş. Ayşe teyze sınıfı iyi temizlemiş. Buradaki sınıfta, sınıf içinde öğrenci var mı? Yoksa sınıfın kendisini mi kastediyor? Değil mi? Sınıfın taş ve duvarları kastediyor. Sınıfı iyi temizlemiş. O zaman tekil oluyor. Ama sınıfın içinde öğrenci olsaydı o zaman topluluk isim olacaktı. Gençler, hemen varlıkların oluşuna göre isimlere devam edelim. Varlıkların oluşuna göre neydi? Somut isim vardı. Bir de soyut isim vardı. Somut isime bakalım. Beş duyu organımızla algıladığımız isimlerdir. Bizim beş duyu organımız ne var? Kulak. Duyu organımızı sordum. Dikkat edin. Kulak. Göz. Burun. Deri. Dil. Duyma. Görme. Koklama. Hissetme. Tatma. Yani bu beş duyu organımızla algıladığımız her kelime. Hocam, beş duyu organımızın hepsiyle algılayacağız mı? Yok kardeşim, yok. Gerek yok ona. Beş duyu organından sadece biriyle algıla yeter. Hava. Sonuçta sen havayı ne yapıyorsun? Deri. Yani hissediyorsun. Rüzgar hissediyorsun. Kokluyorsun. Yol görüyorsun. Koltuk görüyorsun. Hissediyorsun. Kitap hissediyorsun. Görüyorsun. Hatta o kitabın güzel kokusunu bile duyuyorsun değil mi? Bunların hepsi beş duyu organımızın en az biriyle algıladığımız için hepsi somut isimdir. Somut isimler cümle içerisinde soyut anlam kazanabilir. Buna soyutlaştırma denir. Şimdi bakalım şu örneklere. Hüseyin Hoca matematik dersinde öğrencilere farklı yollarla soru çözmeyi öğretiyor. Şimdi yol kelimesini düşünün bakalım. İlk anlamda. Yazıyorum şuraya. Yol. Dışarıda arabaların gidiş gelişini sağlayan insanların yürüdüğü yerdir. Yani somut bir kelimedir. Ama Hüseyin Hoca ne yapmış? Matematik dersinde farklı yollara denemiş. Farklı yollarla öğrencilere soru çözmeyi öğretmiş. İşte bu yol artık yöntem anlamında. Yani mecazlaşmış. Peki yolun ilk anlamı somut muydu, soyut muydu? Somut. Ben burada ne yaptım? Yol. Yöntem anlamında kullandım. Somutu ne yaptım? Soyut yaptım. Yani soyutlaştırma yaptım. Aramızdaki bağ
Gün geçtikçe kopuyor. Bağ kelimesinin ilk anlamı ayakkabı bağı anlamındadır. Doğru mu? Aramızdaki bağ. Şimdi bağ kelimesinin ilk anlamı neydi? İşte dışarıdaki işte yani dışarıdaki bağ olabilir. Bağ bahçe anlamı. Ayakkabı bağı olabilir. İlk anlamı somut. Ama ben ne yaptım burada? Aramızdaki ilişki soyutlaştırdım. Somut kelimeyi soyut anlamda kullandım. Soyutlaştırma. Hemen soyut isme bakalım. Beş duyu organımızla algılamadığımız kelimelerdir. Aşk, mutluluk, cesaret, huzur, nefret. Bunların hepsi birer nedir? Beş duyu organımızı algılayamadığımız için birer soyut kelimelerdir, soyut isimlerdir. Şimdi, peki hocam, soyutlaştırma var, somutlaştırma olmaz mı? Tabii ki olur kardeşim. Sen somut bir kelimeyi soyut anlamda kullanabiliyorsan ve soyut bir kelimeyi de somut anlamda çok rahat bir şekilde kullanman gerekir. İşte biz buna ne diyoruz? Somutlaştırma. Aşk, mutluluk. Bunlara bakalım be. Örneklerimize bakalım. Diyorum ki aşk kapıyı çalınca. Normalde aşk kelimesi soyuttur. Ama ben ne yapmışım burada? Sanki bir insan gibi böyle el kol vermişim, ayak vermişim, gelmiş benim kapımı çalmış. Yani soyut kelimeyi somut anlamda kullanmışım. İşte ben buna ne demişim? Somutlaştırma. Yanıma iki parça mutluluk aldım. Ya mutluluk normalde soyut bir kelimedir, doğru mu? Doğru. Ama ben ne yapmışım burada? Sanki bir eşya gibi bir yere giderken yanıma mutluluk almışım. Bir eşya almışım sanki. Yine burada soyutu somut anlamda kullanmışım arkadaşım bak, karıştırma. Soyutu somut anlamda. İlk başta kelimenin ilk anlamını düşüneceksin. Aşk. Ulan soyut mu somut mu? Soyut. Ondan sonra bakacaksın. Burada hangi anlamda kullanmış? Aşk kapıyı çalınca. Diyeceksin ki. Hocam diyeceksin. Burada. Artık somut anlamda kullanmış. Sanki bir insan gibi gelmiş. Kapıyı çalmış diyeceksin. Yani somut olmuş diyeceksin. Somutlaştırma. Mantık bu kadar basit.